8 Cumhuriyet Savcısı o saldırının hem öncesi hem de sonrasına dair delilleri, teröristlerin nasıl Ankara'ya ulaştığını, eylemi nasıl planladıklarını ve nasıl gerçekleştirdiğini inceliyor. Tüm detaylar mercek altına alınıyor. Saldırının gerçekleştiği günden bu yana soruşturma sürecinde de bazı tabii saldırıya dair detaylar da ortaya çıkıyor. Taksici Murat Arslan'ın erkek terörist tarafından tabancayla ateş edilerek şehit edildiği, öldürüldüğü detayı e, ulaşılan bilgiler arasında Tabii bundan sonraki kısımda da ortaya çıkacak detaylar oldukça önemli. Tabi saldırı alanına gelmeden evvel ellerindeki silahları, bombaları hazırladıkları ve araçtan indikten sonra hemen etrafta bulunan TUSAŞ personeline ateş açtıkları da yine hem izlediğimiz görüntülerde ortaya dökülen detaylar arasında hem de soruşturma neticesinde bu bilgilere de ulaşılmış durumda. 8 savcı demiştik hem olay anını hem öncesini hem de sonrasını araştırıyor, inceliyor bu televizyonu başkent Ankara'da ya da farklı noktalarda destekçileri var mı? Başka hücre evlerinden destek aldılar mı? Bu saldırıyı gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olanlar var mı? Bu soruların cevapları önemli. Bu soruların cevapların içinde incelemeler yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 176 PKK şüphelisinin göz altında olduğu bilgisinin altını çizelim. Bu 176 kişinin sorgularında vereceği bilgilerde önemli. Eğer ortada bir ağ varsa bu ağın ortaya çıkarılması da soruşturma kapsamında gerçekleşecek diyebiliriz. Elbette teröristin Ankara'ya nereden nasıl geldikleri sorusu da önemli. Bu da cevap aranan hususlar arasında yer alıyor Cumhurbaşkanı. Suriye'den geldiklerini ifade etmişlerdi. Burada tabii akıllara geçtiğimiz yıl 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen terör saldırısı da geliyor. Para motorla Suriye'den e, Türkiye'ye geçtikleri biliniyordu o iki teröristin. Tusaş'a saldıran teröristlerin de benzer bir yöntem kullanıp kullanmadığı detayı da önemli soruşturma neticesinde bu detayda ortaya çıkacak. Tabii yanlarındaki silah ve mühimmatı nereden temin ettikleri, yanların da mı getirdikleri ya da Türkiye içerisinde bulunan bir ağdan faydalanarak bunları temin et, edip etmedikleri sorusu da önemli. Bunun da açığa çıkmasını, ortaya çıkmasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröriste tabii de yardımcı olan var mı? E, bunun da netleşmesi soruşturma kapsamında mümkün olacak. İzledikleri güzergah, kaldıkları ev, kullandıkları araç gibi e, hususların da yine güvenlik kameralarının geriye doğru inceleyerek kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının plaka tanıma sistemi kameralarının ince o örüntünün ortaya çıkarılması da beklentiler dahilinde yaralılara dair son durumu aktararak bitirelim Dilersen kan Terör saldırısında toplam 22 kişi yaralanmıştı hatırlanacaktır. O yaralılardan taburcu olanlar var. Hali hazırda 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirtelim.